Yardımcı spor kulübümüze, bizim cevabımıza teşekkür ediyoruz. Allah yolunu açık etsin. İnşallah Zeytinburnu'muza hayırlı uğurlu olsun. Zeytinburnu için bizim değerimiz. Biz spor kulübüyüz. Mücadelemizi altyapılarla, gençlerle bir kişiyi de kurtarabilsek bizim için çok büyük. Yıllardır işte başkan Murat'ımız burada. Bu mücadeleyi verdiler. Şimdi sıra bayrak yarışı bize geldi. Biz mücadele ediyoruz. İnşallah her kim kazanırsa kazansın, Zeytinburnu kazansın, birlik beraber tutacaksınlar. Yolumuza devam ediyorum. Allah sağlık, afiyet versin ve yeni senemiz hepimize hayırlar getirsin inşallah. Bunun için yine bir daha sağ teşekkür ederim. Evet, Bülent abinin şahsında ben Rumeli Amirası'na, Yeni Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Şevket abi yeri seçildiği zaman ya, biz telefonla evi gittik. Her zaman hem kulüpler birliği başkan oldu hem kendisine hayırlı olsun telefon edildi ama bir nezaket, geçmiş bir nezaket ziyaretimiz vardı. Hem aday adaylığımız, Cumhuriyet Partisi, Zeytinburnu Belediye Başkanı aday adaylığı sürecimizde de bir nezaket ziyareti yapalım. Şevket abiyle de selamlar, ettim arkadaşlarımızı pazar günü hem lokale. Bu bildiğimiz, biz Zeytinburnu gençliği Zeytinburnu'na gelince Yıldız Spor'da belki Rumeli Camiası'nın köklü kulüplerinden bir tanesi ama biz altlarda oynuyorduk yani şeylerde. Zeytinburnu sahil tarafında o Nurpaşa'cı sporla oynuyorduk ya, burada Yıldız Spor vardı böyle bardak. Eski caminin olduğu yerlerde herkes Staysa'da bahsederdi. Yani arkadaşlar çoğu burada oynamışlardır. Yani arkadaşlar baktığına göre bütün arkadaşlar biz buralara geldiğimizde nezaket ziyareti yapıldı. Hep bize ev sahibi yapmışlar. Ben caminin bu kulübüne yani sizlerle beraber eğer gerçekten yaşatıyorsunuz. Diğer senden ilk başta burada girişte buradaydı. Şengül dışarıda. Halim geldi. Yani gerçekten Samar Gözü'nün çok mücadele verdi. Bunlar önceki dernek başkanı dönemde güzel mücadele verdiler. Ben tabii tebrik ediyorum. Yani başarılar diliyorum. Doğru bir süreç. Yani Zeytinburnu'nda bir spor kulübünü derneğe yaşatmak gerçekten zor. Sizin bu melik yanması gerçekten bu arkadaşlara sahip çıkıyor. İnşallah biz de eğer adaylaşırsak veya adaylaşırsak da seçim kazanırız. İnşallah sizlerin bir MHP'li olarak bundan sonra çalışanını bilmenizi isterim. Teşekkür ediyoruz. Çünkü kulüplerin gerçekten bu ayakta kalmak için mücadele veriyorlar. Niye? Bunu sen yapıyorsun. Ondan önce Fatih Bey vurdu. Bundan önce Samer Bey vurdu. Bundan önceki diğer başkanlar isimleri pek edici gitmeyeyim. Arkadaşlarım görüyordu. Ama tabii bunun bir yaşaması lazım. Tabii Zeytinburnu Spor'da şeyde çok fazla Erdem de top atmıyordu. Erol'la beraber mecbur şeyde bırakıyorduk kolu. Biz bilmiyorduk. Onlar şeyde milletlik borcu oldular sağ olsunlar. Bizim tabii çocukluk arkadaşlarımız bunlar. Yani biz çocukluk yani Zeytinburnu'nda insanı burada Zeytinburnu'nda yaşayıp da yani bizim dönemdeki arkadaşlar yani sen 65'liyim. Belki benden bir ana nesli bu. Orada Zeytinburnu'nda oturup da Zeytinburnu topu oynamaya kimse yoktu. Yani mutlaka şeyde enerjisi vardır. Yani kendisini ispatlamıştır, şey yapmıştır. Hep Salih Hoca'nın gözüne bakar. Biz de götürdük Galatasaray'a diye. Öyle o tarafta. Tabii okuduğumuz okullar da iyiydi. Yani devlet bizi iyi okudu. Yani biz 70'li yıllarda gerçekten çok iyi eğitim aldığımı inanıyorum. Tekli bir eğitim sistemi vardı. Ben hem kağıt olarak Nurpaşa okudum. Nurpaşa'nın ikisi barakanın olduğu yerler zaman vardı. Ondan sonra Abdülhakim'de okudum, İhsan Mehmet'de okudum. Tekli bir eğitim sistemi vardı. Yani Zeytinburnu nüfusu 103 bin nüfus vardı 70'li yıllarda. O zaman 25 tane okulumuz vardı. Yani şeyde ilk orta lise. Bugün gece nüfusu 300 bin, gündüz nüfusu 500 bin, 50 tane okuldular. İkiye katlamış. Ama nüfusumuz 5'e katlamış. Yani çok az. Alanımız az. Okullarında eskiden top sahaları vardı okulun içinde. Biz ilkokuldan ortaokuldan çıktığımızda her okulun içinde birer tane top sahası var. Şimdi çocukların oyun alanları yok. Yani yeşil alanları yok. İnşallah bunu kendi projemiz var. Şu anda bir uyguladığımız ada bazlı kentsel dönüşüm projeleriyle yeni spor alanları yani çünkü o yeni spor alanları yeni yeşil alanlar okul bahçeleri açacak alan şeyimiz olacak. Bizim Zeytinburnu'na sorduğumuzda Zeytinburnu'na çünkü çok aşırı göç var. Aşırı göç veriyor. Hem alıyor hem veriyor. Ben giderim bir sene sonra niye gittiniz? Zeytinburnu kültür olarak artık bunu doyurmuyor. Yani bir şehir kulübümüz yok. Eskiden bir öğretmenimiz vardı. Kendi imkanlarıyla bak Zeytinburnu insanın kendi imkanlarına yapmış olduğu öğretmen evi tamam depreme dayanırsa yıkıldı ama yeniden bir de öğretmen evi yapamadı.
Yani Zeytinburnu o şansla tanınmadı. Oraya bir ilk öğretim okulu yapıldı. Tamam o da ihtiyaç ama oraya bir öğretmeni yapılabilirdi. Yani çok oraya olmadı. Şehir kulübümüz yok. Hoş, burada lokallerimiz var. Şimdi Rubeli Camii'nde iki tane lokali var. Türekler var. Yıldız Spor Kulübü var. Benim ordularım var. Giresunlarım var. Yani Diyarbakırlarım var. Ama küçük küçük lokallerde Zeytinburnu kültürünü yaşatamıyoruz. Niye? Herkes kendi kültürünü orada yaşatamıyor. Yani Zeytinburnu bir mozaik olarak bir araya getirdiğinde bir şehir kulübümüz yok. Yani bu eksikliğimiz var. O eksikliğimiz giderlerde artıyor. İnşallah yeni dönemde o eksikliği gidermiş oluyor. Yani İnşallah. Bizim projelerin bir tanesi bu. Şimdi Zeytinburnu'nun ana sorunlarından bir tanesi otopark sorunu. Yani sizin burada ve gelirken arabi parkı yerimiz yok. Niye yok? Çünkü biz Türkiye'nin temel problemi bir tanesi şu. Parselleşme sorunlar. Yani biz Türkiye'de vatandaşa kimlik verir gibi arsalarına parsel numaraları verdik. O parsellerde imar açtık. Adamın 50 metrekare, kişinin 50 metrekare yerine 60 metrekare, 100 metrekare yerine o parsellere imar verdik. Ha şu var, imar kapatacak mıyız? Kapatmayız ama şu eksikliği yaptık. Biz 50-60 metrekare vatandaşın yerini koruyacaktık. Diyecektik onları imara şöyle yapacaktık. 1000 metrekare altında parsel açmayacaktık. O 1000 metrekare içinde zaten vatandaş o hakkını alacak. Müteahhide verdiğine %50 hakkını orada alacaktı. Yani diyecektik o zaman parselin içinde katlı otoparklar olacaktı. Yeşil alan olacaktı. Bizim bu yeşil alanlarda imar açmamış olacak. Yani o eksikliğimiz oldu. İnşallah bu yeni dönemde yani şimdi yeni dönem derken 2023 yılına kadar yani şöyle 300 metrekarenin üzerindeki inşaatlara bile şu var. Otoparksız ruhsat vermeye başladı. Yani niye? Hızlı şekilde binalar yenilensin diye. Yani binalar yenilenmesi lazım. İnsanların şu var. Çok hızlı bir gelişti Zeytinburnu. Ama plansız gelişti. Plansız gelişmenin sonucu da çok niteliksiz, depreme dayanıksız, yani tabut evler dediğimiz binalar oluştu. Onlar da dönemi başladı. Evet. Çavuşoğlu döneminden başladı. İlk belediyeler bitişik sonra çok sıkıntılar yaşadı. Yani, ama ilk sağlıklı bir büyüme olmadı Zeytinburnu'da. Bu sağlıklı büyüme olmadığı için niteliksiz binalar oldu. Bu niteliksiz binaları, tabii insanlar şu var, bir aile apartmanıysa veya adamlar ekonomik gücü varsa bir binayı yenilesin yapsın. Niye? Ne zaman deprem olacağı belli değil. Yani her an deprem olabilir. Depreme dayanıksızlığından yenilemek lazım. Ama şu var, bu ekonomik koşullarda insanların bir binasının yenilmesi mümkün değil. Şu anda inşaatın metrekaresi 20 bin lira. 100 metrekaresinin bir yeri tamamlaması için 22 milyar bir para lazım. Yani vatandaşın o parayı vermek gücü yok. Şimdi bir de bir binayı yenilemesi için adam burayı boşaltacak. Kira verecek. Şu anda kiralar 10 lira 15 lira arasında bir kira verecek, çıkacak yani kendi ekonomik düzeni bozacak, o binaya yıkılacak ve taşınacak. Yani çok hızlı bir sirkülasyon olmaz. Tamam. Çünkü yenilenen binalara baktığımızda tamam. 16 bin binanın tamam. Sadece %20'si yenilenmiş. Yani Zeytinburnu için %20, %80'i yenilenmek için bu hızda 100 sene lazım. Öyle bir zamanımız yok. Biz inşallah bu ada fazla şeylere, projelerle şimdi buranın ana arterleri var. 58'i değiştiremezsin, 48'i değiştiremezsin, 74 sokağı değiştiremezsin. Merdiyesini değiştiremezsin, Zübeyir Hamdi'ni değiştiremezsin. Profesör Doktor Turan Güleççat'ını değiştiremezsin. Burada değiştirebilecek ana arterleri koruyacağız. Ara sokaklardaki plan bazlığı yani bir plan bütünüyle, yani bir plan bütünüyle yani burada noktasal olarak yani ruhsat, yeni ruhsat 2004'ten sonra ruhsat alınmış bütün binaları parsel olarak oturtacağız. Burada ada bazlı en kolay yerler neresiyse kolay yerlerde 1000, 2000, 3000 metrekare yerler alacağız. Zeytinburnu Belediyesi teşvik aldığı yani plan notlarındaki yerlerine yararlanacak. Vatandaş hiçbir ücret ödemeden hiçbir daha ada bazlı kentsel dönüşümlerde binasını yenilemesi lazım. Tabii bunun yöntemi var. Yöntemi nedir? Müteahhit firma lazım. Vatandaş müteahhit firmalarda güvenemiyor. Niye? Binasını yıkıyor. Yıktıktan sonraki ekonomik koşullarda bunu yapılamayacak noktaya geliyor. Tek binaları yapabilir. Yani şu andaki bizim Zeytinburnu'nda büyük sermaye müteahhitlerimiz kalmadı. Yani vardı eskiden ama çoğu gittiler Zeytinburnu'na. Zeytinburnu'da şu an orta ölçekli müteahhit firmalar var. Hem de iyi müteahhit firmalar var gerçekten. Yani bizle beraber yani nitelikli olarak bina yapan firmalar var. Ama bu arkadaşlarımız çok büyük işleri yapacak belki sermaye birikimleri olmayabilir. Bir de şunları yenileyemiyorlar. Adabazlı kentsel dönüşüm projelerini yapsa bile bir zaman lazım. Çünkü burada 10-15 tane bina var. 10-15 tane binada her binada 10'ar tane malik olsa 150 tane malik yapar. En az binada. 150 malikle anlaşmak kolay değil. Çünkü niye? Vatandaş zaten 5 malikle anlaşıyor. 6 malikle bir binayla anlaşınca bütün hepsi insanlar farklı düşünceleri var.
şöyle bir projemiz olacak inşallah. Yani böyle adaylaşırsak, adaylaştıkta sizlerle beraber seçilip bir belediye alırsak projemiz şu. Zeytinburnu bir imar aşağı kuracağız. İmar aşağı kurduğumuzda ada bazlı bir bütün olarak ada bazlı projeleri yaptığımızda buradaki vatandaş bir kere Zeytinburnu Belediyesi'ne güvenecek. Diyecek ki biz garantör olarak Zeytinburnu Belediyesi'ne tapusunu verecek. Yani kat karşıya anlaşmasını Zeytinburnu Belediyesi'yle yapacak. İmar aşağı yapacak. İmar aşağı kat karşıya anlaşması yaptı. Vatandaş bütün haklarını aldı. Kaç katlı bina yapacaksa, vatandaşın kaç metrekare yeri varsa, belki metrekaredir kalabilir. Altında katlı otopark olan, yeşil alanı olan bir proje çizeceğiz. Soracağız vatandaşa, bir müteahhit firmaya da gelecek, müteahhit firma konsorsiyum yapabilir. Yani geldi anlaşacak, tapusunu almayacak. Vatandaşın yerini biz müteahhit firmaya vereceğiz. Buradan Zeytinburnu Belediyesi'ne bir şey yapmayız. Zaten garantör olacak Zeytinburnu Belediyesi. Müteahhit firması yaptığında peyderpey tapusunu alacak. Binası bitince kat farkında Zeytinburnu Belediyesi kuracak, yani tapu dairesinden hem vatandaş tapusunu alacak, hem müteahhit firması yaptığı işin şeyini alacak, hakkını alacak. Burada herkesin kazanacağı bir sistem olacak. Burada başka türlü yenileyemeyiz Zeytinburnu. Çünkü niye? Zeytinburnu'da boş alanlarımız yok. Boş alanlarımızı çok fazla hoyratça kullandık. Biz kullanmadık ama yani bizim dönemden beri böyle. Yani yapılabilir miydi? Yapılabilir. Direnemiyoruz. Çünkü Zeytinburnu'da bir direnç yok. Zeytinburnu'da siyaset yapan arkadaşlar da, sosyal olarak belli bir yöre gelen arkadaşlar da bu direnci sağlayamadılar. Çünkü çok birlik beraberliği sağlayamadık. Şimdi Zeytinburnu sahilinde bizim Efeoğlu kurumun olduğu, ağır bakımın olduğu, Yıldız fabrikasının olduğu binaların üzerine geldi. Rekreasyon alanında oralar yeşil alandı. Yani bir şey yapamadık. Bir ağır bakım fabrikası kurabilir. Yani ben şeyi izledim de ticaret olsun olarak yurt dışına gittiğimde insanlar eski binalarını korumuşlar. Oraları yeşil alan yapmışlar ve kent müzeleri yapmışlar. Biz o müzeleri sağlayamadık onlara. Sağlayamadığımız için o yeşil alanların olduğu yerde ne yaptık? Kentsel dönüşüm projeleri adı altında TOKİ oraları aldı. Üst yeri ruhlarına bina yaptı. Şu anda Zeytinburnu sahiline baktığımızda imarı belki 2,5 imarlı emsal ama büyük yerlerde orada bizim bütün şeyimizi kuzey güneş aksımızı kesti. Yani oradan bize MT rüzgarları gelmiyor artık. Yani burada Zeytinburnu içine geliyor. Kapandı. Ama yani eğer onları yapsalardı bile düşük katlı yani 5 katlı yani buradaki Zeytinburnu yapmış olsalardı oradaki MT rüzgarları da Zeytinburnu vermiş olsaydı daha nitelikli binalar olacak. Yani rant bazen buradaki bütün yaşam koşullarında alt üst edebiliyor. Yani bizim o direnemedik. Yani hükümetin yani TOKİ'nin karşımızda büyük gruplar var. Bir soru var. Şimdi bir arkadaşım var burada. Yıllardır Zeytinburnu çocuğu, tanırsın. Bizim Hüseyin. Buradan yola çıkıyorsun meydanda. Sonra evet. Gece kulu var. Gece kulu var. Manavların arkada. Yani, bu arkadaşım yıllardır mücadele veriyor kendi yeri için. Evet. Oynatmaya geliyor herhalde. Yani daha belki belediye döneminde işte bu AK Parti döneminde de çok mücadele verdi. Sıkıntılar yaşıyor. Hala devam ediyor. Net bir bilgi alamadı. Bazı şeyler söyleniyor. Biz beraber de gittik. Büyükşehir. Yunus'un karşısında geldi. Evet. Alan, o orada. İşte o gördüğün adı. Ön tarafta bir başka arkadaş. Bak Hüseyin arkadaşım burada. Hüseyin abi seni görüştüm mü bilmiyorum. Şöyle, çok eskiden Zeytinburnu'nun ilk döneminde ben aldığım bilgi şuydu. Dedim ki bu arkadaşlar niye burayı yapamıyor dediklerinde anladığım kadarıyla Zeytinburnu Belediye Başkanı'na bir takışmanız olmuş. Evet. Yani ilk dönem Belediye Başkanı. Onun için buraya imar vermeyeceksiniz diye söylemişler. Ben oradaki imar müdürüne sormuştum. Yani de ona biz seni bölük yönünde geleceğiz. Tamam. Fikir alışverişinde buluştuk. İnşallah bu kardeşime en azından bir yol, hangi yoldan devam etmesi icap ediyorsa başkanım senden onu istirham ediyorum. İnşallah ondan şeyler biraz 18 Mart uygulaması olmadı. Yapmışlardı. 18 Mart uygulaması yaptılar. Orada muzaffer nasıl yapmış onu? Abi şey yapmış. Bahçede Evler Belediye Başkanı. Evet. Gidiş yapmış. Öğrende var. Yok, başkana gideceğiz. Yok, söylemişsin. Yok, problemi biliyorum yani. O dönem bu arkadaşlar muzları buldular. Yani herhalde belediye başkanıyla bir takışmalar oldu. Belediye başkanı buraya imar vermeyeceksiniz diye şey yapmış, rezerv koymuş. O dönemden beri de imar almış. İmarı bir şey çıkartmış. Bazı şeyi hissettiğime göre bazı şeyleri kafasızlık yapıp oraya konmaya çalışıyorlar. Olabilir. Başka bir şey. Başka birileri de gelmişti orada. Net bir bilgi vermedikleri için başka şeyler duyuyor. Senden en azından biraz şöyle ortalığı getirsem
şeyler bitsin. Olur, olur. Senin ofisine inşallah başkan geleceğiz. Çünkü oradaki... Önce kardeşim. Yani ya biz... 1965'ten beri oradayız. 69'da geldiğimizde... 65'ten yani 69'da yetimde geldiğimizde 70-70'li yıllarda top oynamaya çıkarken o şeyler vardı. Orada koltuk vardı, şeyler vardı, tamam mı? Yani orada... Sandalye verir misin ona? Böyle Zeytinburnu'nun böyle problemli yerleri var ama inşallah bu problemleri vatandaşın iyiyle çözmek lazım. Kamuyu zorlamadan vatandaşın iyiyle çözecek projeleri olmak lazım. Bunlar önemli. Hayat meselesi. Yani bu adamın evini yeniden alman, bir şey vermeden, bir şey göstermeden çok büyük sıkıntı yaratır. En önce insan ya. Hayat onun üzerine kurulmuş. 2002 yılında mı ne? 2000 mağdur etmek iyi değildir. 2000'li yıllarda herhalde bir belediye başkanı bir tartışmalar oldular. Bunlara imara şey yapmışlar. Evet, sıkıntılar yaşadılar. Ben bazı detayları biliyorum ama şey konuşmak istemiyorum. Bazı şeyleri yok. Yok. Cemil abi. Şey yeni bu dönem. Eski Cemil abi. Bu dönem değil de. Özellikle Murat Aydın'dır. Güzel. Bazı şeyleri tartışmalarla konuşamıyorum. Fakat inşallah özel geldiği konu çözeceğim. Çünkü 1000'li yani vatandaşın lehine yani kamuyu rencide etmeden çözmek lazım. Buna bize yol gösterir en azından. Böyle mücadele edilir. Şimdi şu var yani gerçekten spor kulübü yani burada bir spor kulübü ve yaşanması lazım. Yani spor kulüplerinin gerçekten çok harcamaları var. Yani ben bakıyorum yani şeyle ne yapıyorlar? Diyorlar ki bir üniversite alıp hemen üniversite futbolcuları götürüp edelim. Mutlaka belediyenin bunlara tahsilli bir şey olması lazım. Ben bir araba olması lazım. İlk aldığımda çok eski dönemde başkanım ama Sağım Beyler dönemi ayrı. Ama Ali Başkanları aldım. İki dönem pandemi dönemine denk geldi. Ali Başkan böyle sıkıntılar çekti ki burada. Onu görünce hatta gitmiştim ben ne yapacağız ama en fikir olduk hep beraber biz. Yabancılarız her gün beraberiz. Her gün işte güvenlik alışveriş mi abi? Biz bunlar güvenlik alışveriş sadece size değil yani ona tamam. Yani belki sayıda artacak. Evet. Onlar Zeytinburnu Spor Kulübü'nde olsaydı 16-17 20 tane kulüp olur. Spora büyük destek hangi vermek. Hangi başkan yani kazanırsa kazansın spora destek vermediğim bahçe ne gençlerimizin ilerisi geleceği ne de kötü yıldan bu gençlerimizi kurtarmaya çalışacağız. Nesil çok kötü bir nesil. Başkan sen de hazır. Arkadaşlar selamun aleyküm. Süleyman Başkanıma destek için buradayız. Yıldız Spor Şevket Başkanım serzenişte bulundu ama Halim kardeşimiz, Sami Başkan ve tüm başkanlara Yıldız Spor'u kuranlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yıldız Spor spor kulübünden öte bir okul gibi. Yani bizim konuğumuzun çocuğumuzu rahatlıkla güvenerek geleceği iyi bir camiaydı. Ömerli Balkan Camiası'nın sırf spor kulübü değildi. Yani bir bütünlük bir kültür yuvası gibiydi. Bizler öyle gördük. Ben Şevket Başkanı'ma, Sami Başkan'a, Halim Başkan'a ve Tüm Başkan'a hakikaten Yıldız Spor'un uzun süre yaşatacaklarına eminim. Yıldız Spor, Galatasaray, Fenerbahçe neyse amatör camiada olur. Yani sırf Zeytinburnu'ndan mal olmuş değildir. Bütün İstanbul'a ve Türkiye'ye mal olmuştur. Federe olmadan önce biz çok küçüktük. 80'li yıllarda Yıldız Spor İstanbul dışına, İstanbul için otobüslerle ailece piknikler yapardı. Çok hoşnut olurduk. Dolayısıyla bir de anımı anlatmak istiyorum. Ben Zeytinburnu Spor'da futbolu başlayıp birkaç kulübe ulaştıktan sonra futbolu bıraktım. Birkaç sene dinlendim. Amatöre dönmem konusunda Yıldız Spor'dan 90'lı yıllar çağrı geldi. Düşünmeden ilk profesyonelde amatöre döndüm. Koşa koşa geldik. Bizim hocamız vardı. Bir müddet kısa sürede bulundum. Çok güzel anılarım oldu. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Süleyman Başkanıma da Çikol'a vereceği destekten %100 emin olduğumuz için onun ötesinde ada bazlı olay Mimar Süleyman olacak. İmar Ayşe. Buraların altını çiziyorum. Çok güzel şeyler duyduk. İnşallah hayata geçirmek mümkün olur. Herkese sevgiler, saygılar. Teşekkürler. Ali Başkan, iyi ki yine de sizden bekliyorum. Evet, öncelikle bugün yeni yıl. Tüm dünyaya barış, huzur, sağlık, mutluluk olsun. İnşallah. Başkanıma da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben futbol yönünden bakacağım başkanım da. Biz tabii iki profesyonel oynadık burada. Erol abi de zaten üst düzey. Erol abi. Şimdi bir profesyonel takımın yani acilen buraya ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Neden?
Mesela gençler şu anda yetişiyor. Amatör takımlar var. 16 tane var değil mi başkanım? Elit lig dediğimiz bir lig oynamak istiyorlar. Elit lig olmadığı için bir bakıyoruz komşu şeylere gidiyorlar, semtlere. İşte Başakşehir, Karagümrük, Zeytinburnu bunların çok çok üstünde. Benim sizden ricam, bu çocukları kaybetmeyelim. İnşallah gelirseniz buraya bir profesyonel takım kazandıralım. Ben halime burada ben teşekkür ederim. Halime ben hem futbolcu dönemde hem yönetici olarak takip eden bir arkadaşım. Gerçekten Zeytinburnu'na ve Yıldız Camii, Rumeli Camii'ne büyük hizmetleri var. Ben halim gibi düşünüyorum. Şöyle inşallah bunu Zeytinburnu Spor Kulübü olarak yapmak lazım. Çünkü Zeytinburnu geldi 1953'ten beri bir marka. Bu markayı kaybetmemek lazım. O marka değerini koruyarak, Zeytinburnu'nun marka değerini koruyarak hak ettiği yere getirir. Hem oradaki stadı hem Zeytinburnu şehrini bir profesyonel çıkarak buradaki bütün kulüplerimizi, altyapısından çıkan çocuklarımızı orada yetiştirmek lazım. Çünkü Zeytinburnu çok potansiyel bir yer. Evet. Şimdi Erol abi biliyorum. Altay oynadı. Ya Emre Belözoğlu buradan çıktı. Eser Karnesper buradan çıktı. Yani şu an mesela bakıyoruz artık buradan bir şey çıkmıyor. Yani üzücü. Geçen gün bir video izledim ben mesela Zeytinburnu stadı ile alakalı. Ya üzüldüm ya. Bir dünya yorum yaptım ya. Yazık bina. Ne hale getirdiler ya. İnşallah bunları bir an önce düzeltip. Çünkü yani çok Emreler çıkar. Yani çok Serkanlar çıkar yani ama tabii ki birilerinin el atması lazım. Benim sizden ricam yani gelirseniz inşallah bir el atalım yani. Biz her türlü yardımcı olacağız yani. Yani gerçekten aday olurda Zeytinburnu Belediye Başkanı seçilirsek bir sene içinde Zeytinburnu stadının olduğu yerde hem antrenman yapacağı hem de Zeytinburnu bir spor kulübü 1953 Zeytinburnu'nun profesyonel çıkacağı bir kadro yapacağız. Peki bir şey soracağım başkanım. Yani şimdi mesela Ermenilere ait falan deniliyor ya. Yok yok. O durum nedir yani? Çünkü o mahkeme kararıyla Zeytinburnu Belediyesi'ne tahsis edildi. Başım. Aldık. Yalnız tapuda tescili var. Yani tescil edecek o. O da bittiğini söylüyor. Ömer Mevlet. Bitmemiş yani. Orada ben baktım tapu dairesine daha tescil yapılmamış ama mahkeme kararları bizim lehimize. Yani Zeytinburnu lehimize. Spor amaçlı kurulu. Spor amaçlı kurulu. Şu anda baktığınızda 16... Üç yeri değil ama Zeytinburnu Belediyesi'nin. 16 takıma mesela kaç tane başkanım var? 2 tane. Bir Merkez Efendi, bir de Hasan Doğan var. Yetmiyor. Yetmez. Yani ya hiç olmazsa... Yedi kuleyle ilgili işte bugün İBB İlker Bey. Geçen hafta bizi çağırdı. Yedi onu bizim Zeytinburnu'na verecek. Ona teşekkür ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 6 kulüp bize yardımcı olacağını, kulüpler birliğine vereceğini, başkanım sizin yazınız dedi, size vereceğim. 6 kulüp orada, 7 kuleyle beraber, 7 kule orada olacak. Bizim yani sıkıntımızı öğrenmiş, sağ olsun. Bir sene evvel de kahvaltıda beraber konuşmuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o sözü vermişti. Bu yönde bize yardımcı olacağını, ayın 10'una kadar bir daha çağıracaklarını, bize beyan edeceklerini, 6 kulüp, 7 kulüp neyse buradan orada rahatlama mağdurunda. Mesela Zeytinburnu stadını da yapabilecek. Zeytinburnu stadını da mesela o da düzenlemeyle o da. Bizim dönem sonrası kim gelirse gelsin o üzerinde çalışıyoruz. Kim gelirse gelsin. Bak Sayın Başkanım da zaten Zeytinburnu yılları buradayız. Daha doğru olan beraberiz ya. 35 senemiz geçmiş. Ayrı. Ama ondan evvel spora hangi başkan gelirse gelsin ben bilmiyorum. Yani Allah yazısı olacak. Ama mümkün mertebe spora Zeytinburnu'na hepsi önemli. Bu sıkıntılar artık herkesin elinde. Onlar görüyor. Bunu yalın yapamaz. Muhakkak bu mücadele içine girecekler. Zeytinburnu halkı, Zeytinburnu seçmeni çok basit bir seçmen değil. Bana göre... Çok zor bir şey değil. Şöyle, orada arkadaşlar çekmiş videoları. Yani şey, iyi bir temizlik yapıp o yıkılan şeyleri türbünleri hemen yıkmak lazım. Portatif türbün evet. Yapıp takviyeyle beraber bir sene içinde açılır o şey. İşte müthiş olur yani. Yani. Erol Başkanım, senin gençliğin, güzelliğin, kişiliğin bizim için önemli. Birkaç cümle de senden istiyoruz. Şimdi bu kadar yılları geçtiriyoruz. Sağduyulu insanlar, işte Halim Başkan gibi bu mevzuyu söylediğiniz zaman duygulanıyor ama gerçekten hakikaten üzülüyor. Çünkü az bir yer değil. Sizin hayatınız orada geçti. Zeytinburnu kulübüne geldiğimde 87 yılında bana ilk söylenen şey başkan, Muzaffer Başkan tarafından bizim rakibimiz dedi. Bakın diyor. İlk biz böyle
yani imza yaptı. Niye barrakimiz vakıf değildi? Çünkü Zeytinburnu kimse bilmiyordu. Her taraf Şam'ın gece koydu. Bir hamle yapmamız dedi ki onlarla mücadele edelim. Böyle başladı bizim. Zaten ilk başta Ambar Ağabey'in şeyine geldim. 83 yılında buraya. Ama tabii burada bayağı bir şeylerimiz geçti. Bir marka. Hakikaten benim çok zoruma gidiyor. Yani inanılmaz derecede zoruma gidiyor. Ya geldiğim zaman nasıl yapıyor? Önemli değil. Biz zaten yaşlı şey yapmışız ama Sayın Başkanım benim burada senelerce 600-700 tane çocuk var. Bunların aileleri, bunlar çocukların yetişmesi. Ne koyuyordu? Biz mutlu oluyoruz şimdi. İşte hep beraber camianın içine ve bir hami olarak Zeytinburnu amatörlere de yardımcı oluyoruz. Bizim daha önce bir hamlelerimiz oldu. Şöyle oldu. İşte gerek Murat Başkan'la gerek şimdiki başkan, grup alma şimdilerinden kim biliyorsunuz. Grup alma mevzuları oldu ama yani alınabilirdi. Yani girmediler içeri abi. Binalar gerçekleşti. Ama olabilirdi yani. Asya olabilir. Hatta bir mevzu oldu. Bir bal takımında bir hamle yapalım. Şeye gidelim diye. Kulübümüz hazır. Yani Zeytinburnu derken başkanım Zeytinburnu 1970'de kenarda duruyor. Dostsuz vaziyette. Böyle de bir şekilde olabilirdi. Ama tabii işte videolarda seyrediyoruz. İnsanların, dışarıdaki insanların da beklentileri bu. Bir isim. İnşallah gençler işin başı. Kaptan para kazandığı da transfer oldu bize. Öyle bir devam yaptığım teknik direktörlük herkes o uyar olur. Yani böyle bir kardeşimiz Allah'a emanet olun. Sayın başkanım da evet. Evet, sayın başkanım şimdi toparlıyoruz. Buyur başkanım. Ben pek konuşmayı düzgün hissetmiyordum ama yani önce bir kulübüne geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Özellikle size ve arkadaşlarınızla çıkmış olduğunuz yolda inşallah başarılar diliyorum. İnsan olarak, kişi olarak çok iyi bildiğimiz insansın. Güvendiğimiz bir insansın. İnanıyorum ki yani önceki zamanlarda Zeytinburnu'nda her türlü ortamda bu belediye başkanlık sürecinin olmadığı diğer konularda çok ciddi bir hizmetinizi olacağına inanıyorum. Değerli bir arkadaşımızın, yani arkadaşımız da öyle bilmesini istiyorum. Ben özel bir, şu anda istem sadece amatör kulüpler çok ciddi icraatlar yapıyorlar. Bunlar tabii ki ciddi ihtiyaçlar oluyor ve yöneticiler çok değerli benim için. Onlara özellikle desteklerinizin devam etmesini isterim önümüzdeki zamanlarda. Kendi alabileceğiniz gücünüzle. Hayırlı olsun diyorum hepiniz için. Benim de sizden bir ricam var. Buyurun. Yani hem Zeytinburnu gibi burada. Buyurun. Hem arkadaşım da, arkadaşım da burada. Zeytinburnu terk etmeyin arkadaşlar. Zeytinburnu terk etmeyin. Sizden ikinci ricam şu. Yani Zeytinburnu terk etmeyin. İkinci ricam şu. Siz gerçekten bu Zeytinburnu'na çok emek veren arkadaşlarsınız. Bak buradaki jenerasyonun çok spora önem verdiniz. Spora da sahip çıkın. Şu anda sahip çıkıyorsunuz ama tabii bu yıldız spora sahip çıkmak, bütün spora sahip çıkmak anlamına gelmez. Bu Zeytinburnu dahil Zeytinburnu şeyi. Şimdi şöyle, biz Zeytinburnu'nda şu var. Zeytinburnu eskileri ve Zeytinburnu Spor'la beraber Zeytinburnu şey bir marka oldu. Bu marka marketlerini oyabilir. Sizler Zeytinburnu spor camiasına ve bu onunla beraber derneklere sahip çıkar. Burada yaşam mücadelesi verirseniz, yani Zeytinburnu terk etmezseniz bu mücadeleyi hep beraber başarıya getirebiliriz. Niye? Zeytinburnu'na gittiğimiz zaman Zeytinburnu'na yeni insanlar geldi. O arkadaşlar bunu anlatmak zor. Yani onların böyle bir beklentileri yok. Yani biz 69'dan beri buradayım. Belki benden eskiler var burada. Abi 65'te o binamız var diyordu. Sonra son 5 senede gelen bu arkadaşlar, onlar da Zeytinburnu'lu. Yani onların bir şey dediğim yok. Ama bu Zeytinburnu'lu anlatamayız onlar. Çünkü niye? Onlar bunu gördü. Yani bu karmaşayı gördü. Biz Zeytinburnu'nun eski halini gördük. Zeytinburnu'ndaki her 500 metrede bir top sahasının olduğu yeri gördük. Her 500 metrede birer tane şey olduğunu gördük.
Altı tane sağ vardı. Hem yazdım, hem fizik sınavını gördük. Ben okurken, cumartesi günleri okul vardı. Su satıyordum. Biz haftanın 5 günü eğitim alırdık, 6. günü sadece kültür eğitim verilirdi. Yani biz orada şey vardı, okulların altında bir salon vardı. Ya spor oynardık, ya folklor gösterimi yaparlardı, ya da film oynatırlardı. Yani film haklısı vardı. Yani kültürel bir etkinlik vardı. Şimdi kültürel etkinlikler, Zeytinburnu onu yapacak bir sahamız kalmadı. Şu anda çok büyüdü Zeytinburnu. Çok büyük bir metropol oldu. Çok sıkıştı bu 300 bin nüfusu. 300 bin nüfus, 16 bin bina yok. Çok. Bunu yani gerçekten ada bazlı projelerle bunu şey sağlayamazsak Zeytinburnu oturulmaz noktaya gelir. İnsanlar da gerçekten buradan gelebilirler. Yani şeyde, çünkü Zeytinburnu şunu istiyor. Biz akşamleyin gittiğimizde çocuğumuzla böyle bir parka gidebiliriz. Gidemezsiniz arkadaşlar. Zeytinburnu'da kimse burada yeni açılan bu büyük millet parkı dışında Zeytinburnu'daki ara sokaklardaki parka insanlar gidemez. Çünkü ışıklandırması yok. Zeytinburnu ana arterler hariç ara sokakların ışıklandırması yok. İnsanlar 8'den sonra Zeytinburnu bir ölü şehir. Bu 24 saat fır fır Zeytinburnu olmalı. Yani 24 saat yaşamalı. Yani insanlar geldi, işten geldi, evine geldi, yemeğe yedi, çoluğuyla ve çocuğuyla gidecek bir park alanı olması lazım. Çünkü parkları da kaybettik. Yani orada farklı insanlara verdi. Onlar da Zeytinburnu'da kazandırıyordu ama ailemize gideceğimiz yerler olmalı. Yani onu da kim sağlayabilir? Zeytinburnu'nun eskileri sağlayabilir. Sadri şimdi Sadri Saray burada Zeytinburnu'na giderse ben Sadri'yle beraber ne diyeceğim? Sadri gitti Beylikdüzü'ne. Yani Beylikdüzü'ne orada şey. Tamam burada olacak. Halim burada olacak. Yani şey tamam burada olacağız ki. Burada sağlayacağız. Yani evet. Gidersek olmaz bu iş. Tamam buyurun Cemal. Cemal abi. Öncelikle hayırlı olsun. Allah. Benim de merak ettiğim bir konu var. Şimdi bu imardan bahsediyorsunuz evet. Ya. Arabanın 100 metrekare daha arsası var. 4 kat yapmış. Doğru. Adamın 300 metrekare dairesi var, çift daireden 4 daire yapmış. Şimdi yapılırken aynı eşikte daireye daire mi yoksa arsanın döşeğine göre mi? Nasıl olacak bu? Herkes kendi dairesine daire atacak. Arsasını şey yapmayacak, şu anda kullandığı metrekare var ya, evet. 90 metrekare daire atacak. Arsası şeye kalacak. 300 metre olabilir. 300 metre arsası olmuyor. Yani şimdi Adabazlı yapınca o arsalar birleşecek bir arsanın bütün olacak. Oradaki bahçesi varsa orada kalır. O 300 metrekare de Zeytinburnu Belediyesi'nin vermiş olduğu imar hakkı ne? Çift daire mi? Onları alacak. 4 daire mi yani? Yani 4 dairesi 4 daire alacak. Ha 4 daire yapmış. 4 daire 4 daire. 2 kat yapılmış. 2 kat da hakkı var. O hakları da alacak. Onları da alacak. Onları da alacak. 4 daire de mi? O hakları da alacak. O hakları da alacak. İmar haklarınızı daireni alacak. Hakkı söylüyorum. Ben imar haklarım vardı ama kullanmadım. Ben ada bazı şey yaparsam imar haklarım kayboluyor. Kaybolmayacak. İmar haklarını aynı alacaksın. Yani yapılmış adamlar gibi alacaksın. Ya bu zamanla detaylı bilgiler almak için 100 bin başka da olsa oralarda daha ciddi bir daire alıyorsun ama öyle değil. Benim milyonluk arsam. Doğru. Ne hesaba satacağım? Hepimiz arsadaki metrekareleri kullanacağız. Arsanın metrekareleri koyar. 300 metrekare senin var. 100 metrekare Halim'in var. 500 metrekare Şevket abinin var. Tamam, onları topladığımızda 1000 metrekare, 2000 metrekare, 3000 metrekare arsanın içinde herkes kendi hissesi olanlıkları alacak. Arsa payları vermen oldu. Yani 4 bin, 6 bin, 8 bin. Kimse mağdur olmayacak şimdi. Bir misafirimiz daha, kardeşimiz var bizim. Servis Spor Başkanı Kadir kardeşim. Kadir hocam. Onundan da selamünaleyküm ya adam. Kadir sen de selam. Bir Kurtlar adayıydı, adaydı. Kendisine de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Şirket başkanımızla birlikte amatör spor kulüplerinde beraberiz. Servis Spor Başkanıyım ben, Kadir Ümer. Bilmeyeniz vardır. Konya Bozkırlı'yım. 36-37 yıldır Zeytinburnu'ndayız. Her zaman için Zeytinburnu'nda kimler yaşıyor, kimler yaşamıyor bilmiyoruz. Birlik demir doğraması eminim. Madem Süleyman Başkanımız söyledi ve Yeşilçam Muhtar Adayı aslında burada şimdi burada açıklamaya reklam yapmaya da gelmedik. Şirket Başkanımızı burada bir ziyaret ettirelim dedik. Allah razı olsun. Sağ olun.
Başkanımıza başarılar dilerim. Allah razı olsun. Söz hakkı verdiği için şirket başkanına teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı seneleriniz olsun diyorum. Sağ olun. Oh. Saat içerisinde. Mehmet abi de soruyor. Mehmet abi bayram bacası mı var? Yıldız Spor'un Mehmet abinin şeyler ya. Yani, bayram bacası da iyice biz küçüğüz. Bayram bacası terazilere falan altın tepsimizi beraber içiyoruz. Değerli dostlar, hepinizin yeni yılını candan kutluyorum. Hepinize sağlık, bütün mutluluklar diliyorum. İstanbul'a 60'lı yıllarda ya da 55'in sonlarında Anadolu'nun bir yerinden kalkmış gelmişiz. Ve bulunduğumuz yerlerde tüm insani olanaklardan yoksun olarak sudan, elektrikten, yoldan, kanalizasyondan mahrum olarak o bölgelerde yaşadık, o bölgeleri geliştirdik. Ama Türkiye'nin kaderi Anadolu bir dönem içerisinde yoğun bir şekilde İstanbul'a göç almak durumunda kaldı. Şimdi biz Bayrampaşalıyız, biz Eyüplüyüz, biz Gardotmanpaşalıyız, biz Zeytinburnu'yuz. Neden öyleyiz? Benim eşimin, dostumun, arkadaşlarımın büyük bir kısmı futbolcu abiyiz. Yani dünyanın neresine gidersem gideyim, ben aşağı yukarı 17 ülkede bulundum, bir fiil yaşadım. İnanın her gittiğim yerde futbol camiasından bir arkadaşımı, kardeşini, akrabasını muhakkak gördüm. Nereli olduğuna, ne iş yaptığına, hangi işte etnik gruptan olduğuna bakmaksızın kucaklaştık, sarıldık. Futbol ya da spor öyle bütünleştirici bir araç ki bunun değerini bilenler daha güzel yaşıyorlar, daha mutlu yaşıyorlar ve içlerinden sıfır demeyeyim ama kötü insan hiç çıkmıyor. Şimdi ben Bayrampaşa'ya gidiyorum, Bayrampaşalıyım. Eyüp'e gidiyorum, Eyüp'lüyüm. Gaziosmanpaşa'ya gidiyorum, Gaziosmanpaşalıyım. Sizin şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerde bir saha vardı. O sahası vardı. Biz Bayrampaşa'dan geliyorduk, orada top oynuyorduk. Ona haber olmadan buradaki esnafla da görüşüyorum. Yani tekstilciler, kumaşçılar, bu insanların çoğu dışarıdan geliyor buraya. Gündüz buradalar, gece evlerine gidiyorlar. Onların da beklentileri var. Yani sırf sizin sorunlarınız olmuyor. Tüm Zeytinburnu halkının ve çalışanlarının ekmek yedikleri yerdeki mutluluğu yakalamamız gerekiyor. Onun da mimarı, işte mimar Süleyman Uğur Ocak, sevgili kardeşimiz, sizden birisi, ben tekrar yeni yılınızın huzurlu, mutlu ve başarılı geçmesini diliyorum. Sevgiler ve saygılarımı iletiyorum sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar var mı? Varsa yani zeytinle ilgili yani şeyler. Geldiniz. Bir saat. Zaten zeytinle yıllar babasını içinde beraberiz. Onun için Allah gönlünüze göre versin. Yeni yılda hepimize Cenab-ı Allah hayırlar getirsin inşallah. Sağlık, mutluluk içerisinde önümüzdeki seneyi atlatmayı bize Allah nasip etsin. Hepinize bizle beraber olduğunuz için bütün dostlar, zaten dostlarımız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah değerli arkadaşlar, inşallah 2024 yılı bize yani çıktığımız yola inşallah hakkımızı ailesine nasip eder. Siz Şevket abinin şahsında Yıldız Spor Kulübü'ne, değerli Rumeli Camiası'na ve Zeytinburnu halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. İnşallah güzel günler göreceğiz. İnşallah. 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 İnşallah.